Evet, tekrardan merhabalar. Artık ne yaptık? Yüzde konusunun soru çeşitlerini bitirdik. Karışık soru tarzları da gelip karışık sorular çözüp konuyu kapatacağız. Birazdan her konunun sonunda böyle yapıyoruz. Hikaye soran sorular çözüyoruz. Aslında bu konunun başında da çözdük yüzdenin bence. Burada da biraz 8 tane sorumuz var. 8-9 tane. Onları çözerek birkaç tane tarz da varmış. Doğru. Tamam, pardon. Mesela enflasyon sorusu var. Testlere falan bir tane koyarız. Biz genellikle kitaplarda da görürsünüz. Çok önemli değil. Hiç ÖSYM sormadı böyle bir soru. Ama işte kitap çalışırken var yani. Enflasyon zam demektir. Ürüne yapılan zam miktarına biz enflasyon diyoruz. Eğer siz maaşa enflasyondan daha az zam yaparsanız memurun veya işte neyse çalışanın alım gücü düşer. Ama enflasyondan çok zam yaparsanız artar gibi gibi. Şu nasıl yapılıyor anlatalım. Enflasyon oranı %125 oldu bir ülkede. Şimdi diyorsunuz ki o zaman bir ürün düşünün. Fiyatı 100 lira olsun. Enflasyon zamdı ya. Enflasyon oranı yüzde kaçmış? %125'miş. O zaman ürünün fiyatı kaç lira oldu şu anda? 225 lira. Sizin maaşınız da 100 liraydı. Yani siz daha önce bu ürünü alabiliyordunuz. Daha önce sizin maaşınız bu ürünü almaya yetiyordu. Sonra ne oldu? Sizin maaşınızda hangi oranda? %80 zam. Aynı oranda artmadı. Sizin maaşınız kaç lira oldu yani? 180 lira olmuş oldu. Yani enflasyon şu an 225. Sizin maaşınız 180 lira. Doğru mudur? Sizin bu işten kaybınız var. Siz artık bu ürünü ne yapamazsınız? Alamazsınız. Enflasyon ürün fiyatı 225 oldu. Maaşı 180 oldu. Sizin burada kaybınız ne kadar? 45 lira kaybınız var. Şimdi yüzde kaç ama? Yüzde 45 değil. Ürünün fiyatı üzerinden yola çıkacaksınız. Yeni ürün fiyatı ne kadar? 225 lira. Orantı kuruyoruz. Diyoruz ki 225 liralık bir üründe benim şu anda 45 lira kaybım varsa, bir kaybım var. Acaba bu kayıp bana yüzde kaça denk gelir diye soru soracaksınız. Cevap da 20 çıkar. 5'te 1'i. 225 45'in ama biz tabii ki işlem ne yapacağız? Yapacağız. Şöyle yapalım. X eşittir. Ne oldu yani? 100 çarpı evet 45 bölü 225 yapacağız. 45'e bölersem 5. 100'ü 5'e bölersem de yüzde kaç çıkar cevap? 20 çıkmış olur. Cevap Ceyhan'dır. Tamam mıdır? Hikayesi bu yani. Çok takılmıyoruz. Bir tane yapmış olalım. Devam. Şimdi karışık sorulara başladık az çok. Bir iş yerinin çalışanlara ücrete net 60 lira zam veya %15 zam. Şimdi işçiye teklif ediyorsunuz. Diyorsunuz 60 lira zam mı yapayım? %15 zam mı yapayım? O da hesaplayıp şimdi karar vermesi lazım. Diyor ki bu iş yerinde A lira alan birini seçeneyim. Çünkü maaşa göre hesaplamak lazım. Yani maaşına eğer 60 lira zam %15'ten daha büyükse 60 lira alırım. Yok 60 lira zam daha azsa daha az alırım. A lira alanlar birinci seçeneği, B lira alanlar ikinciyi seçiyor. Şimdi demek ki A lira alan adam birinciyi seçmişse o 60 lira A lira maaşın %15'inden büyük. Yani A için şöyle bir durum var. 60 lira demek ilk büyüktür. A'nın yüzde kaçı? %15. Şöyle. B lira alan da yüzde neyi seçmiş? İkinciyi seçmiş. Demek ki B liranın da %15 60'tan büyük. Yani niye ikinciyi seçersin? Daha karlı olduğu için yani. Doğru mu? O zaman B'nin de şu denklemi de kuracaksınız. B'nin de demek ki %15'i evet bu da 60'tan büyük. Doğru mu? Bak A'nın 60 lira A'nın %15'inden büyük. B'nin de %15 60'tan büyük olacak ki ikinciyi seçmişsiniz. Burada A, B hakkında 15'e bölünüyor. Bakın 64 gelir. Bir şey yapacağız. Eşitlik yapacağız. 400. Bunun 400 sayısı A'dan büyük oldu. Yani A lira maaş alanların maaşları 400'den küçük gençler. 15'e bölüm 4. 4'lük yüzü karşıya attım. B lira maaş alanların da maaşları 400'den büyük olması lazım. Doğru mu? A lira 400'den küçük, B lira 400'den büyük. Tamam. Hangisi doğrudur demiş. Demek ki A 400'den küçük, B 400'den büyüktü. O zaman A burada en altta, sonra 400, sonra da B gelmesi lazım. Doğru mu? Cevap nerede var yani? A şıkkında var. Bilginiz olsun. Bence gayet güzel bir yorum sorusu olmuş yani. Değil mi? Bu tarz soru ara sıra ÖSYM'de sorabiliyor. Kaynaklarda da çok fazla göreceksiniz. Tamam. Devam edelim. Serkan'a bir şey söylemem lazım. Yemek söyledin mi? Söyledin mi yemek? Nereden söyledin? Yemek sepetinden mi söyledin? Kanka teknoloji var ya, böyle nasıl kullanıyorsun biliyor musun? Acayip kullanıyorsun. Şimdi ara verin de yemek yememiz lazım. Tekrar çekime devam etsin. O önemli bizim için. Yoksa acıktığım için değil, yanlış anlaşılmaz yani. Acıkılabilirim yani. Bir kafilede bayanların sayısı erkeklerin ise %40'ıdır. Bu kafilede bayanların sayısı 50'den az olduğuna göre erkek sayısı en çok kaçtır? Yüzde konusunda böyle en az en çoklu soru görürseniz, konuşamadım. Yüzde konusunda en az en çoklu soru görürseniz 100x'i kullanmayın. Bir de buradan atayım. Yüzde konusunda en az en çoklu soru görürseniz şefin tavsiyesi 100x'i kullanmayın. O problem olur. Yani yorum yapamazsınız yani. Direkt olarak x, y veya erkek bayan demiş. Şimdi bak bayanların sayısı neymiş bayanların sayısı? Evet eşittir erkeklerin sayısının yüzde kaçı? %40'ıymış. Şöyle yapacaksın. X falan kullanmayacaksın. Sıfırlar gitti. Attık 2'ye bölelim şunları. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 5 geldi burası. Ne oldu yani? 5 bayan evet 2 erkek oldu. O zaman biz burada erkek bayan sayısında karşıda kat 2'nin katı, erkek sayısı 5K. Doğru mudur? Bayan sayısı 2K, erkek 5K olur. Soru neydi? Bayan sayısı 50'den azmış. Bak, bayan sayısı 50'den az. Yani 2K'dan bahsediyor. Yani diyor ki adam 2K sayısı bir yorum katmış. Küçüktür 50. 2'ye bölersem K sayısı kaç çıkar? Küçüktür 25. Demek ki K 25'ten küçük olmaz. Ve bunlar insan. Bunlar insan olduğu için K tam sayı çıkması lazım. Erkek sayısı en çok kaçtır demiş. O zaman K'ya vereceğim maksimum değer kaçtır? 24. Bu da K'ya vereceğiniz nasıl bir değerdir diye sorarsanız maksimum değer 24 bulursunuz. 5K'yı soruyor bize. K 24 yerine yazdınız. Cevapta kaç gelmiş oldu? 120 gelmiş oldu. Cevabımız Bursa çıkar. Anlaştık mı? Böyle dedim ki en az en çok da yüzde problemlerinde 100x'i falan kullanmayın. Devam. Bir kasap 50 kilogram tavuk etini %20, 10 kilogram dana etini, bak miktarlar önemli burada, %50 kârla satarak her iki satıştan da eşit miktarda kar elde etmiştir. Şimdi bak, elimizde 50 kilogram ne eti var? Tavuk. Doğru mu? 10 kilogramda ne eti var? Dana. Miktar önemli. Bunu %20 kârla satıyorum. Bak şimdi bunu 100x'e alıyorum mesela. Tamam mı? 120'ye satıyorum. Diğerini %50 kârla satıyorum. Bunu da 100y'ye alıyorum. X diyemem. 150y'ye satıyorum. Doğru mu? Biz şunun 1 kilogramından 20x kar ediyoruz. Bunu da 1 kilosundan 50'ye kar ediyoruz. Niye bunları buldum şu anda? Çünkü cümleye bakar mısın sen? Her iki satıştan da eşit miktarda kar elde etmiştir. Karın miktarını bulacağız. Biz burada 1 kilogramdan 20x kar ediyoruz. Tekrarlıyorum. Burada 1 kilogramdan 50'ye kar ediyoruz. Doğru mu? Toplam aynı kar etmedik mi? Evet. Ama burada 50 kilogram, burada 10 kilogram. O zaman 50'yi 20 ile çarpmamız gerekiyor. Yani 50 çarpı 20x'in neye eşit olması lazım? 10 çarpı 50y'ye eşit olması lazım. Anlaşıldı mı? 50 çarpı 20x'in 10 çarpı 50y'ye eşit olması lazım. 2 sıfırdan vazgeçelim. Vazgeçtik. 5'e de bölelim. Ne oldu yani sol taraf? 2x eşittir 1y olmuş oldu. Yani y sayısı kaç x oldu? 2x oldu. Doğru mu? Yani adam sana x ile ilişkiyi kurdurdu. Soru ne? Buna göre tavuk etinin kilogram satış fiyatının dana etinin kilogram satış fiyat oranı kaçtır? Bak, tavuğun oranı, tavuk şu. 50 olan tavuk mu? Evet şu. Bu tavuk, bu dana. Yani sorduğu şey şu. 120x'in evet 150y'ye oranını soruyor. Ve biz y'yi 2x bulduk. Yani y gördüğümüz yerde 2x yazıyor. Bak, şunun yerine 2x yazmamız lazım. Eşittir. O zaman 120x'in 2x yazdım. 300y'ye oran, 300x'e oranını soruyor. X'ler gitti. 6'ya bölersem 2, 6'ya bölersem 5. Cevap ne geldi yani? 2 bölü 5 gelmiş oldu. Bakın şunlar alış fiyatları. Karıştırmayın. Bunlar satış. Burası da kar. Yani bu soruyu açık çözmezsen, böyle kabala çözersen falan bu sorudan bekleme yani bir şey. Çıkmaz. Bu soru kabala çözecek bir soru değil. Bu soru çok açık çözmen lazım yani. Anlaştık. Çok anlaşılır çözmeniz lazım. Yoksa çözemezsiniz. Dikkatli olun. Güzel bir yüzde sorusuymuş. Kaç sorum vardı benim? 33 değil mi? Güzel. Tamam. 30'dayız. Devam edelim. Bir markette bir şişe süt alış fiyatı üzerine %25 karla, bir şişe ayran alış fiyatı üzerine %20 karla satılıyor. Tamam. Bu markette bir şişe sütün ve bir şişe ayranın satış fiyatları birbirine eşittir. Bak, satış fiyatları eşit. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bak şimdi. Süt 100x olsun. Bu süt olsun. Onu da yazalım. Ayran, bu alış fiyatı bunlar. Ayran 100y olsun. Bilemezsiniz çünkü. Şimdi biz bunu ne yapıyoruz? %25 karla 125x oluyor. Bunda %20 karla 120y oluyor ve bunların satış fiyatı eşit. O zaman bunlar eşitmiş. Adam sana aslında x ile y arasında bağlantı kurduruyor. Doğru mu? 25'e böldüm. Ne oldu? 5x. Pardon, ne 25'e böl? Bismillah. Neyse, sakin oluyorum. 25'e bölemem yani. 5'e bölebilirim. 25x 5'e böldüm. 24y. Yani sen burada istersen x yerine 24k, korkmayacaksın, korkma. Y'ye de 25k yazabilirsin. Sayılar çok büyük geldi, sakin ol. Çözeceğiz. Korkarsan olmaz. Soru ne? Belli bir günde, şuradan itibaren okuyorum Bu markette 40 şişe süt ve 20 şişe ayran satılarak toplam 68 TL kar. Yine kardan bahsediyor bak. 68 TL kar diyor. Bak şimdi. Bizim şuradan... Lan yapalım ki. Şöyle yapalım. Bizim şimdi sütten karımız ne kadar? 100x'te 125. 25x sütten karımız 25x. Çarpı 40. Artı ayrandan karımız ne kadar? 20'ye. 20'ye çarpı 20. Doğru mu? Kaçtı? 20 mi? Evet. Ve eşittir kaç TL? 68 TL diyoruz. Doğru mu? Biz x'i ve y'yi de 20 bulduk orada. Yani sayısal olarak, yani sayı biraz güzel değil ama yapacak bir şey yok. X yerine kaç yazacağız? 24k yazacağız. Y yerine kaç yazacağız? 25k yazacağız. Şimdi 25 çarpı 24K çarpı 4, 40. Doğru mu? Artı 20 çarpı 25K çarpı 20. Şimdi ben bu soruyu aslında daha kolay yaparım. Bak. Nasıl yaparım? 100x demem. 4x derim 5x olur. 5y derim 6y olur. Eşitlerim 5k 6k olur. Çok daha pratik gider soru. Katılıyorum. Ama öğrenci bunu orada gördü. Burada öğrenci göremeyebiliyor. Ben burada göremeyene göre hitap ediyorum. Bilen zaten yapıyor. Ona bir katkım yok. Şu an yüzde yaparım, benim ne katkım olacak? Yapıyor adam. Yapıyorsa katkım yok. Belki ufak bir şey katıyoruz. Şimdi. Yapıyorsa yaparak kat. Ama bunu ben sınavdayım. Öğrenci nasıl yapar diye bakıyorum. Öğrenci buradan sonra korkar. Yapmaz mesela. Ama ben yaparım. Öğrenci yapmaz, ben yaparım. Yapacak bir şey yok. Hayat yani. Çarptım 40-25 bin yapar. Çarptım 24 bin. Orası 24 bin yaptı. Olaya ne diyorsun? K artı. Bismillah. 20-25. 500. Burası da ne yapıyor? 500 çarpı 2. 10 bin. 10 bin yapıyor. 10 bin K. Bir tane daha sıfır var. Ne yapacağım? Eşittir 68. Oraya belki kuruş yaparsam birkaç gider ama yapmıyorum. Onu da yapmıyorum. 34 bin K yapıyor. Eşittir 68. Şimdi 68 34 adı bir ilişki var zaten. 34 bine böleyim. Doğru mu? Evet. Böldüm 68. 2 kaldı. 1 kaldı. 2 bölü 1000'den 1 bölü 500. K'yı bulduk. Soru neydi? Bu markette bir şişe sütün satış fiyatı. Bir şişe sütün. Süt bu. Satışı bu. Adam size 125 x soruyor yani. Bunun satış fiyatını soruyor. X neydi? X'imiz de 24K'ydı. Doğru mudur? 125 çarpı 24 çarpı K da 1 bölü 500. Şöyle yapsa olur. Bak 124, 125 çarpı değil mi? 24K. 24 çarpı K'mız 1 bölü kaç? 500. Bunu bölersek 125'e 4 gelir. 24 bölü 4'ten cevap 6 gelir. Bıkmayacaksın. Yani bilgi yaptığından eminsen devam edeceksin. Ben anlıyorum. Ben de istemiyorum bu kadar sayıyla. Fırtın başlıyor bir saniye. Bir dakika dur. Ben de istemiyorum bu kadar sayıyla uğraşmayı. Doğru. Ama öğrenci böyle başlarsa ben de böyle devam ediyorum. Doğru mu? Yani ben de biliyorum burada dediğim 5x desem işte burası 4 desem 5 olur, 5 desem 6 olur. O çok profesyonellik istiyor. Yani hangi soruda diyeceğini öğrenci karıştırabilir. Ortalık karıştırabilir. %20 ise mesela %25 4'e bölünüyor ya, oradan bak yola çıkın. Eğer yapacaksanız öyle bir şey. %25 4'e mi bölünüyor? 4x. %25 4'e bölünüyor. 5x yapar. %25'e bölünen bir sayı yani 5'te biriydi. O da 5x. 5, ya 5'ye 6'ya yap. Öyle bir şey yapabilirsiniz. Ben bakmadan usanmadan yaptım ya. Bu size örnek olsun diye anlatıyorum yani bunu da. Yoksa ben soruyu çözüp de tamam buradan hemen çıkıyor demeyi de bilirim yani. Ama işimiz o değil. Devam. Yeni açılan bir çiçekte iki çeşit toprak eşit ağırlıkta paketleri satılıyor. Eşit ağırlık paketlerde. Bu iki çeşit toprak paketinden birinin ağırlığının %1'i gübre, diğerinin ağırlığının %25'i gübredir. Eşit ağırlıksa 100-200 yüksetebiliriz. Tamam. Yani bakın şöyle diyelim. Birinci paket, ikinci paket diyelim. Şimdi burada... Bu da 100x eşit ağırlık ya. Bu da 100x. Bak normal eşit olmasa 100x 100y diyeceğim. Bunun %1'i gübreymiş. %1'i. Burada x gübre var. Bunda %25'i gübreymiş. Verilenleri yazıyorum şu anda. Burada da 25x tane gübre var. Doğru mudur? Tamam. Bu toprak paketi. Bu da gübre. Tamam. Bu çiçekçi de demiş. Birinci gün bu iki çeşit toprak paketinden eşit sayıda da satılmıştır. İkinci gün ise sadece ağırlığının %25 olan toprak paketlerinden satılmıştır. Şimdi birinci gün, bak iyi izle, eşit sayıda yani A tane bundan satılmış, A tane bundan satılmış. İkinci günde ne demişti? İkinci gün ise sadece yüzde bundan satılmamış 0, bundan B tane satılmış, bilmiyoruz ya. Yani. Doğru mu? Tamam. Bu iki günün her birinde satılan, şimdi eşitlik verirse kullanacağım. Satılan toprak paketlerinin toplam gübre miktarı birbirine eşittir. Bak gübre miktarının birbirine eşit oluyor. Yani demiş ki adam şu birinci gün, iyi izle, bu ikinci gün. Peki birinci günde gübre miktarı nasıl bulacağız? Şunu x çarpı a artı 25 çarpı a çarpı x şu. 25x çarpı a eşittir. Şimdi 0 çarpı x bir anlamı yok. Artı 25 çarpı x çarpı b. Doğru mu? Bakın şu ilk yaptığım şey birinci günkü toprak paketi sayısı. Yani gübre miktarı. Paketlerdeki toplam gübre miktarı. İkinci yaptığım şey de ikinci gündeki paketlerdeki toplam gübre miktarını gösteriyor. Anlaşıldı mı? Tamam, eşitmiş bunlar. Soru ne bu arada? İkinci gün satılan toplam toprak paketi sayısı birinci gün satılandan yüzde kaç fazla azalmış? Tamam. Bir bulalım, konuşacağız. Burası ne yapar? 26xA yapar. Karşı 25xB yapar. X'ler de gider. O zaman A sayısı 25K. B sayısı 24K yapar. Doğru mu? İşte ilk gün satılan paket sayısı bu ve bu değil mi toplamı kadar? İkinci günde şu ikisi. Ama burada 0 var zaten. Biz A'yı kaç bulduk? 25K bulduk. O zaman ilk gün satılan 50K olur. 25 bu da 25 bu da. İkinci gün satılan 0 bir anlamı yok. 24K olur. Yüzde kaç azalmıştır diye soru sormuş. 50K'ymış. 24K kalmış. 26K azalış var. Bak çıkardı bunu tersten, bunu herkes yapamaz. 26K azalmış, doğru mu? O zaman diyeceksin ki 50K'da evet 26K azalmışsa acaba yüzde kaçtır diye soru soracaksın. Buraya anladınız mı? Bak 50K'da yanlış yaptım. Serkan çok güzel gittim. Yanlış yaptım. Heh 26K tam tersi pardon. Şuraları düzelteceğim dur. Tam gördüm. Tam tersini demişim. Yani 26 demem ama 24 demişim. 26K olacak. Nasıl alalım? 26K 24. Tamam. 50K'da 24K. 26K 24K evet 24K azalmışsa yüzde kaçtır? Bak 50K'ymış ilk gün satılan. İkinci gün satılan toplam paket sayısı 26K'ymış. 24K'lık bir azalış var. Doğru. 50'de 24 ise yüzde kaçtır? Bu iki katı gelecek. Yüzde kaç olur? 48 olmuş olur. İşleme bence gerek yok. Yok istiyorsanız 100 çarpı 24K bölü 50 yapabilirsiniz. Bence 50'ye 100 işlemsel bir durum yok. K zaten gidecek. Şimdi bu soruyu sen tak diye nasıl çözeceksin? Yani bir sürü bileşen var. Çok açık çözmeniz lazım. Şimdi bu soru böyle çıkarsa da zaten bu sınavın kolay bir sorusu olmuyor. Bu denlikte burayı zorlarsa atıyorum kesici kolaylaştırıyor. Grafiği kolaylaştırıyor. Grafiği zorlarsa yüzde kolay oluyor gibi. O dengeyi ÖSYM kuruyor ama bu soru hikaye olarak da uzun, çözüm olarak da kısa değil. Devam. Fatih Bey 12 taksitle aldığı buzdolabının ilk 2 taksitini demiş. Ne demiş? Ödemesi gereken miktarın %40 fazla ödüyor. Tamam. Ödediği fazla miktar kalan 10 taksitten eşit olarak düşüldüğünde kalan taksitlerin her biri 276 TL oluyor. Okey. Buna göre Fatih Bey buzdolabını kaç TL'ye satın almıştı? Mantık olarak yürütelim. Şimdi 12 taksitle mi almış? Her taksit 100x olsun. Çünkü taksit sayısı bulacağız ya. Fatih Bey'in toplam ödemesi gereken para 1200x. Fatih Bey ne yapmış? 2 ay boyunca 140x ödemiş. Yani 280x para ödemiş. Doğru mu? Sonra diğer taksitleri azaltmak istiyor mantık olarak. Çünkü fazla ödedi. Şimdi ne kadar taksit kaldı bakalım. Çıkaralım bundan bunu. 920x taksit kaldı. Doğru mu? Ve toplamda şu anda kaç ayı kaldı Fatih Bey'in? 10 ayı. 2 ay taksit ödedi 10 ay kaldı. Eğer siz bunu 10'a bölerseniz 10 aya o zaman normalde Fatih Bey aylık artık 92x ödemesi gerekiyor. Normalde 100x ödeyecekti. Artık 92x öderse problem yok. Buzdolabını alır değil mi? Ve diyor ki bak eşit olarak düşürdüğünde kalan taksitlerin ne kadar oluyordu? 276. Yani bu 92x'in adam sana 276'ya eşit olduğunu söylüyor. Bölerseniz x eşittir kaç çıkar buradan? 3 çıkmış olur. X'i bulduk sakin ol. Fatih Bey buzdolabını kaç TL'ye satın almıştır demiş. Bizim buzdolabı bak şu buzdolabı fiyatımız burada. 12.000, 1200x ya. X'i 3 buldum. 3 ile çarparsam cevap 3600 gelmiş olur. Bak bu da mesela çok işte bak ne oldu? Eğer başka konudan zor soru çıkarsa bunu da sorar. Bu da kolay. Bu orta. Çok kolay değil. Yani biz yaptığım ben çözünce çok basit oluyor. Öğrencinin bana gelen mesajlardan biri de bu mesela. Hocam siz çözünce çok kolay. Ama işte bu böyle değil her zaman. Biz çözünce kolay oluyor yani. Evet herhalde son sorudayız. Bir otobüsteki yolcu sayısı bir minibüsteki yolcu sayısı 2 katıdır. X'e 2x diyebilirim ama yüzde varsa bir durakta minibüs otobüste yüzde var. O zaman 100x'e 200x diyelim. Bak şimdi otobüs, minibüs. Doğru mu? Minibüs ne olsun? Otobüs 2 katı. Evet bu 100x olsun. Bu da kaç olsun? 200x olsun. Doğru mu? Tamam. Devam ediyoruz. Bir durakta otobüsteki yolcuların %40'ı minibüsteki yolcuların %30 inmiştir. Otobüsün %40'ı. 200'ün %40'ı ne yapıyor acaba? Bir bulalım. Bak. Görüyor musun? Dış mihraptan oyunu. 40 bölü 100. 80 mi yapıyor? 80x yapıyor. Evet değil mi? 200x. 80x yapar. Bunu 80'e inerse burada 120x kişi kalır. Tamam. Bunun ne olmuştu? %30'u. Bunda %30'u 30 zaten. Bunda bir şey yok. 30x inecek. Buna yüzde alınmaz yani. Ayıp. 70'lik. Şimdi 200 diye biz yüzde aldık. Doğru mu? Yüzde alınmaz. Tamam. Bu durakta otobüse binen yeni yolcu sayısı ise minibüse binen yeni yolcu sayısı 3 kat olmuştur. Otobüse binen yeni yolcu sayısı minibüse 3 kat. Yani burada biz A kişi binmişse otobüse, minibüse, otobüse 3A kişi binmiş. Bak buraya dikkat. Bu önemli bir bilgi. Tekrarlıyorum. Bu durakta ise diyor otobüse binen yeni yolcu sayısı minibüse binen yeni yolcu sayısının 3 katı. A kişi binmiş 3A olacak burası. Tamam mıdır? Tamam. Çözdük. Son durumda otobüsteki yolcu sayısı, yani şu, evet, minibüsteki yolcu sayısı yine 2 kat olmuştur. Bunun 2 katıymış. Şimdi burada bir şey yapalım. 120x denklem kuralım. Artı 3a eşit olmuş. 2 kat olmuş hatta. 2 çarpı, evet, 70x artı a olmuş. Doğru mu? Şöyle olmuş. Yani 120x, evet, artı 3a ne olmuş yani? Eşittir 140x artı 2a olmuş. 2a buraya geçsin, eksi 120 karşıya geçsin. 3a'dan 2a çıkarsanız 1a kalır. 140'tan da 120 çıkarsanız 20x kalır. A'yı bulduk. Doğru mu? A'yı bulduk. 20x oldu. Tamam. Bu durakta minibüse 6 yolcu bindiğine göre, evet. Nerede? Hiç gerek yokmuş. Bu bana iyi oldu bana. Yok, iyi oluyor. Bana iyi oluyor yani. Ben de burada hani A'yı bulup yerine yazayım falan diye anlatıyorum. İnsanlar ne diyorum benim ya? Benim insanlar ne diyor? Neyse, tamam. Son durumda otobüste kaç yolcu vardır diye soru sormuş. Tamam. Yapacak bir şey yok yani. A 20x mi? 6 yolcu mu binmişti? Ne? Minibüs burası mı? Şu A 6'ymış yani. Şu A'yı 6 olarak bulmuşuz. 18 o zaman burası. İkisi de buldu. Burada A 6 olunca ikisi bulduk o zaman. 20x eşittir 6 ise x ne oluyor yani? 3 bölü 10 oluyor. Evet. Normalde bunu bulacaktık. Bu A'ya gerek yoktu bu kadar işte. Direkt şu işlem fazla oldu yani. A 6 ise burası 18. Şunu düzelteyim. Şu kısım 18. İşte bazen çok önemli bilgiyi sorunun sonunda veriyor. Ben de şimdiden devam ederken çözüm istediğim için buradan gittim. Şimdi de yakından şöyle okumak gerçekten kolay değil yani. Evet, çeşitli bahaneler üretmeye başladım. Evet, çok bir şey olmaz. X'i bulduk. Soru neydi? Son durumda otobüste kaç yolcu? Otobüs şu. Son durum şurası. Yani 120x artı 18 soruyor. Siz ikisi de buldunuz. Yani 120 çarpı x yani 3 bölü 10 artı kaç? 18. Sıfırlar gider 36 yapar. Artı 18 kaç yapar? 54 yapmış olur. Cevap Edirne gelir. Sadece şurada A'yı 6 buraya 18 yazıp öyle devam ederseniz x'i bulursunuz direkt. Şu ara işleme gerek kalmaz. Yine gerek kalıyor da x A türünden bulmayız. X'i bulursunuz. Oradan sonra da sonucu bulursunuz. Biz ne yaptık? A'yı 6 bulunca yerine yazdık. X direkt 3 bölü 10. Aynı şey. Farklı bir şey yok. Tamam mıdır? Evet, güzel bir soruymuş ha. Fena değil. Evet, yüzdeyi de yine ben bitirdim. Kardeşim sen kimsin? Ben bitirdim. Sen değil. Ben bitirdim. Sıra sende. Şimdi sıra sizde. Böyle neydi slogan? Şimdi sıra sende, böyle yapar mı? Böyle yaz. Şimdi sıra sende. Anlaştı, sen çözeceksin. Ama yüzde konusunu bak tekrar söylüyorum. Özellikle ALES DGS çalışanlar çok önemsesinler. Çok 4-5 soru da çıkabilir. Her şey olabilir ya. Evet, şimdi neye geçeceğiz? Biraz karışım. Bir tane karışım, bir tane faiz araya atacağım. Sonra hareket problemi var, önemli. Onu göstereceğim oradan sonra. İki de işçavuz yapacağız. Problem konusunu bitirmek üzereyiz. Grafikteyiz. Evet, ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Evde yalnız kalmayın, benimle kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.